Evet, sana geçtim. Bugün kova devam ediyoruz. İşleyeceğimiz konu Abstract Class ve Interface kavramına değineceğiz. Önce Abstract Class nedir? Onu öğrenmemiz lazım. Hemen Abstract Class'ı tarif edebilmek için şöyle minik bir örnek yapalım. Mesela hayvan. Daha önce hayvan ayı örneğini yapmıştık ben katıldığım kadarıyla. Şimdi aynısının biraz geliştirilmiş versiyonu olarak devam edeceğiz. Public, hayvan temel özellikleri nelerdir? İşte isim vardır, ne bileyim cinsi vardır. Peki yok buraya. Peki ayağı yok. Sonra string isme, string cinsi olacak. Bir de metot koyalım. Public avlan diye bir şeyimiz var. Void avlan. Tabi dolayısıyla ben nasıl avlanması gerektiğinde söylemem gerekiyor buna. Hatta string olsun. Diyeceğim ki return çok güzel avlandı. Oldu mudur? Oldu. Şimdi hemen ayıdan bir tane daha class koyayım. Bu class'ımda kartal olsun. Şimdi kartal bir hayvanlı dedim. Yalnız şöyle bir durum var. Ben kartalın avlanmasını değiştirmek istiyorum. Yani kartal daha farklı avlansın. Burada avlan metodunu yeniden override yapmamı istiyorum yani. Tekrardan yapmamı istiyorum. Nasıl yapacaktık? Hayır arkadaş ya. Abi topu olsun ya. Biz bunu değil mi? Şuraya gelip virtual yapacağız. Geçen de gördük arkadaş. Virtual yazdığımız zaman burada avlan çıkıyor. Ve burada avlanı ben böyle değiştirebiliyorum. Uçarak avlandı. Gibi bir şey. Ne yapmış oldum? Burada bunun şeklini, şemalini kartala göre yeniden ayarlamış oldum. İşte ne bileyim şuradan hemen kaybolmadan kartal yapalım. Bir tane daha bir hayvan söyleyeyim. Köpek balığı olsun. Hop. Şimdi köpek balığı da hayvandır. O da avlanır. Fakat uçarak avlanmaz ya da çok güzel avlanmaz. İşte yüzerek avlanır. Yalnız burada belirtmek istediğim kavram şu oluyor. Yani oluşturduğumuz klasların, nesnelerin kendilerine özgü durumları var. Ve genel ortak bir şey bunların işini görmüyor. Hepsinin kendine has olarak ayarlanması gerekiyor. Böyle bir ihtiyaç var. Canlanıyor mu birazcık? Buraya ben bir çoğun atar kelimesi yazdığım zaman ki bunları da yazabilirim. Buraya çok. Bunları burada gelirim. Override üzerinden override ederim. Doğru mu? Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar mesela avlan hepsinin ayarlanması gereken zorunlu bir alan. Fakat adam çok yoğun çalışırken veya burada bir 20-30 tane metot varken gözünden bir tanesi kaçarsa, override etmezse standart şeyler bozulacak. Hani o böyle çok boş bir şeymiş gibi duracak. Hani çok alakasız gibi duracak. Dolayısıyla standart olarak adamın hepsinin override yapmasını, hepsini klasına göre tekrardan şekillendirmesini istiyorum. Okey miyiz? Abstract class bizim burada devreye giriyor. Abstract class'ın görevi, şöyle yaparsak, aslında şöyle yapalım. Şuraya bir abstract ifadesi koyuyoruz. Abstract class, base class'tır. Base class olması neyi temsil eder? Miras alınmaz. Miras alınır. Instance alınmaz. Oldu mu?
bununla beraber elemanlara abstract anahtar kelimesi koyulur. Tabi istemenlere. Bunları ben koymayabilirim. Veya onlar bir şurada kalabilir. Şimdi şuraya gelelim. Şunu şimdi siliyorum. Şu klasımı kaydedeyim. Klasım artık abstract oldu. Base class oldu. Ve instance alınamıyor. Onu da hemen şurada önünü göstereyim. Hayvan hh eşittir new hayvan. Ben gelmiyor. Tata. Kızdı. Bu iş olmayacak diyor. Çünkü bu class artık base class. Yazıyordu şurada. Hayvan abstract diye. Söyledi zaten. Şimdi farkı ne oluyor? Şimdi mesela ben buraya hayvanı yazdığım zaman içi boş. Bana hata veriyor. Diyor ki bu class'ta diyor abstract elemanlar var diyor. Implemented abstract class diyor hayvan class'ına. Ve bastığım zaman şu oluyor. Diğer tarafta yazmış olduğum tüm abstract metotlar bu tarafa geliyor. Yalnız bununla beraber şöyle bir durumumuz da söz konusu. Şurada da bana artık kızıyor. Bunun kızma sebebi şu. Abstract class base class görevi görüyor ve yaptığı iş şu. Sadece bunlar olmak zorundadır ifadesini söylemek zorunda. Yani bu şekilde çalışacaktır demiyor. Bunun görevi sadece isim belirtmek. Şöyle. Yazılacak yapı metodun içi tamamen class'ın kendisinde yazılacak. Yani 50 kere yazmıyoruz. Burada sadece bunlar olacak diyorum. Ama bunların nasıl çalıştığıyla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Abstract elemanların gövdeleri tanımlanmaz. Gerekli tanımlama miras alan class tarafından. Tarafında yapılır. Yani abstract class sadece şey yapıyor. Budur şudur ifadesi var. Aslında buna şey diyorlar. Abstract class izle kavramı üzerine taşır. Yani dirdir kavramlarını taşır. Yani hayvan avlanır. Dirdir string döndürür. Bu kadar. Ve aynı şekilde hatta şunu da bir tane abstract yapayım. Şunu da abstract yapayım. Cinsi de abstract oldu. Dolayısıyla şimdi şöyle bir zorunluluk da karşımıza çıkmış oldu. Artık bunun miras alan her yer oradaki implement edip cinsini almak zorunda. Mesela aynı şekilde burada da var. Artık bu da cinsini almak zorunda. Hadi be. Cinsini ayarlamak zorunda kalıyor. Yani diğer taraftan base class'tan nasıl bir ayar çekilirse elemana bütün alt class'larda o şekilde yeniden yapılandırılmak zorunda kalıyor. Yani ben iki gün sonra cinsi diye bir şey getirirsem bunu kullanan tüm class'lar cinsinin burada tekrardan yazılması zorunluluğu var. Evet. Bunu biz mi manuel olarak bu istemelci yapıyoruz yoksa otomatik kendisi? Yok, yapmıyorsan hata veriyor zaten tek tek gidip buluyorsun. Şimdi sen arkadaşlar bunu nerede kullanacağız sorusu her zaman soruluyor. Şöyle çalışıyor genelde. Çok yoğun çalışan, yani bu tek başına yapacağın bir projelerde pek olmuyor da. Genelde daha büyük kapsamlı 10-15 kişinin çalışacak projelerde çok etkin olarak çalışıyor. Esprisi şu. Adamın bir tanesi bir yapı tasarlıyor. İşte bunu genelde oradaki yazılım mimarı tarafından ya da üst rütbeli bir yazılım şefi mevfi tarafından yazılıyor. Ve şunu diyor. Yapı bir kere zaten algoritma çizildiği için ne ihtiyaçları olduğu belli. Mesela şey yapacağız. Araba yapacağız. Ama hem araba yapacağız hem kamyon yapacağız. Hem işte ne bileyim motor yapacağız falan filan. Sonuçta hepsinin teknik özellikleri bir motor üzerinden çalışıyor. Bir çekim gücü var. Bir torku var. Ne bileyim bir yük taşıma kapasitesi var. Hemfikir miyiz? Ve şöyle bir durum var. Eğer abstract class kullanılmazsa eksik bilgiler yazılıyor olabilir.
Yani adam oraya ne bileyim taşıyacağı yükü yazmamış olabilir. Mesela arabanın taşıyacağı yük atıyorum 100 kilodur. Kamyonunki 1000 kilodur. Dolayısıyla adam oraya taşıyacağı yükü yazmazsa standart kavramlar olacağı için arada bir eksiklik olacaktır. Ama ben şunu da bilmek istiyorum. Mesela ben hayvan diye bir klastan miras aldıysam içinde avlan cinsi mutlaka tanımlanmıştır diyebiliyorum. Yani gözüm kapalı. Ben bu bilgiye sahibim. Bir kendim yazmadığım bir klas dahi olsa bu kesin vardır diyorum. Ki mesela bizim bugüne kadar kullandığımız işte textbox'lar, maxbox'lar nasıl teksti mutlaka varsa diyorsak, label'ın teksti var, ne bileyim yan teksti var diyorsak aynı mantık gibi. Hani gözün kapalı, hayvanda şunlar var, onu biliyorsun. Bununla beraber standartı sağlıyor. Yani adam yazmama gibi durum yok. Yani atıyorum cinsini yazmazsa zaten bu da hata veriyor. Yani hata verdiği için cinsini yazmama gibi, tanımlayamama gibi bir durumu yok. Yani unutan arkadaşlara da hatırlatıyoruz. Sen diyoruz burayı atlamışsın. Adam ol, efendi ol. Ve işte tüm arabaların, tüm taşıtların işte hızı, taşıyacağı yükü, şimdi diyeyim suda gidebiliyor mu, uçabiliyor mu, kaçabiliyor mu gibi tüm özellikleri standart olarak ayarlanması gerekiyor. Ve bunların hepsinin kendisine göre ayarlanması gerekiyor. Yani eski yapımızda eğer abstract yapmadan bir metot yazayım şuraya. Mesela bu virtual olsun. Hani diğer tarafta ayarlanabilir olsun. Vay arkadaş ya. Nefes aldı yeter metot yapıyor. Return falan filan. Şimdi nefes al metodunu canı isteyen adam burada gelip şunu şuradan ayırayım mı ya? Gözler karışmasın. Buraya gelip isterse override yapar. Ama burada yapmaz. Dolayısıyla teknik olarak şimdi bu kartal ayarlıyor işte derin derin nefes aldı falan diye. Derin derin nefes aldı. Fakat eleman köpek balığında bunu ayarlayamadığı için dolayısıyla sonuç ne gelecek? Şu aptal benim yazdığım yazı gelecek. Ve başarılı bir sonuç dönmeyecek veya onun kurallarına göre olmayacak. Ama eğer bu elemanı da abstract yaparsam burada bunun zorunluluğu çıktığı için adam mutlaka nefes alı atlamadan yazmak zorunda kalacak. Dolayısıyla çok iş çalışırken hani tek tek kontrol etmek zorunda kalabilirsin. Yazmış mı, yazmamış mı, ne yapmış, olmuş, olmamış mı gibi. Ama abstract class yaparsan zaten zorunluluk kıldığın için mutlaka yazmak durumunda kalıyor. Abstract class için şablon diyebiliriz. Throw new and nothing implement exception falan diye. Oraları kısıtlı olmayacak. Tabii de bunu isteyecek kendi yazacağım. Sadece uyarı vermek amaçlı bir şey. Bunlar mı? Yani bana öyle geldi. Bunlar hata çıksın diye, yani çalıştığını anlayasın diye. Bunlar program patlatıyor orada. Ha diyorsun çalışabilirsin. Bunları silip silip yazıyorsun yani. Bunları hiç kalmayacak. Bildiğin bir şu. Tabii bildiğin bir şu. Ama burada işte zorunluluk kılıyor. Taslak görevi görüyor. Senin arkadaşlarım. Düzene göre yapmak için. Durdurayım mı? Şimdi senin arkadaşlarım bir de şöyle bir durum var. Fark ettiniz mi bilmiyorum. İsme bir şey yazmadım. İsme bir şey yazmadıysam burada kullanabilir miyim? Sorusu geliyor. Override etmeden. Yani atıyorum köpek balığından bir şey alırsam KB eşittir new köpek balığı. Ne? Şimdi yazıyorum. New köpek balığı KB nokta isim buraya çıkıyor. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir şey çıkmış oluyor. Abstract class'lar içerisinde non-abstract öğeler taşıyabiliyorlar. Yani olmayan class'lar taşıyabiliyorlar. Abstract class'lar içinde non-abstract elemanlar barındırabiliyor. Abstract onlar. Olur mu?
Bu da oldu. Genelde abstrak elemanlar için şöyle bir detayını yazalım. Abstrak elemanlar miras alınan tarafta klas üzerinde mutlaka, hatta mutlaka da bir yazayım, mutlaka yanlış yazdım bunu, neyse. İmplementin Türkçesi ne ya? Uygulama. Değil mi? Implementation. Neyse. Uygulamak, sağlamak, dönmek. Tamam, mutlaka eklenmeye de diyelim. Yerine gitmezsin. Eklenmeye de çok garip oldu ya. Mutlaka override edilmelidir. Override değil mi? Üstüne yazmak gibi, hani ezmek gibi. Yemeği yedi. Override edilmesi gerektirir. Yani bunu yapmadan zaten klası tamamlamış olamıyor. Bu tamamen base class görevi görüyor. Yani budur, şudur, bunlar vardır, bunlar yoktur gibi temel bilgileri barındırmış oluyor. İşte arabanın işte motoru vardır, arabanın işte gazı vardır, arabanın benzin kapasitesi vardır. Ne bileyim, aslında araba değil de araç diyelim. Aracın taşıyacağı insan sayısı, yükü, çeşitli bilgileri vardır. Ama bunların hepsi kendisine göre minimum maksimum değerleri fark edecektir. F1 arabası saatte 300 km yaparken işte şuradaki bir araba en fazla saatte 150 yapacaktır gibi maksimumları, minimumları gibi değerlere tekrardan ayarlanması gerektiği için sadece isim yazılır. Böyle ufak girişle senaryo abstract kılsa bakış attık. Ne dersiniz? Canlandı mı? Canlandı, kime canlandı? Şöyle bir giriş yaptık bence. Daha örnek örnek yazarız ya. Hani şu an sadece bir budur şudur kavramlarına baktık. Önümüzü yazdığımız zaman da daha iyi olacaktır yani. Tamam.